Güzel arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni aldığım güvercinleri, 1000 abone özel aldığım kuşları göstereceğim sizlere. 1000 aboneye daha ulaşmasak da 1000 abone özel bunu aldım arkadaşlar. Hani Allah, az kalsın şuradan atıyordu kendini. Atsa sıkıntı çıkardı. O şekilde işte kuşta uçmaya meyilli kuşlar bunlar. Sadece bunu almadım, dişisi de var bunun. Arkadaşlar, bunlar alt katta, bunlar da üst katta arkadaşlar. Alta yer koydum, çıkıp inemiyorlar. Şimdi çıkartalım. Yuvalıkları da var bunların. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar çıkardım, gözlüğü gibi. Bunlar yani arkadaşlar. Hemen şöyle kuşları gösterecek olursak arkadaşlar, bu şekilde yuvaya girmek istiyorlar. Şu arkadaşlar yeni aldığımız kuş Şekeri. Biliyorum çok fazla Şekeri'ye benzemiyor, hani değişik diyeceksiniz. Bakın şuraları Şekeri. Arkadaşlar aynı kuyruk, dişimiz yeni. Bu kuşta ellememem lazım, bunları da bir kere göstereceğim arkadaşlar. Bu da erkeğimiz, süt beyaz arkadaşlar. Güzel kuş yani. Bunları da zaten biliyorsunuz. Lan geç şu tarafa, geç. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde tüm kuşlarda. Bu ikisini çift yapacağım. Bu ikisi zaten çift. Bunlardan inşallah yavru alacağız. Bunlara bu arada bacaklarına bilezik takmadım. Takacağım yakında arkadaşlar. O şekilde. Bunların aşağıda yuvalıkları var. Aşağıda yuvası var şu yeni çiftin. Bunları da yukarıda gördüğünüz gibi yuvalıkları var. Sulukları artık dışarıda çıkartınca yiyecekler arkadaşlar. Hani o şekilde 1000 abone özel böyle bir çift alın dedim. Zaten siz de çok fazla kuş olmasını istiyorsunuz. Kuşları da adam akıllı gösteremiyoruz. Geçin şu tarafa lan. Amma korkaksın be. Gel şuraya. Bunları da çok el sürmek istemiyorum arkadaşlar. Hayvanlara çok el sürmek istemiyorum. Bunlar hani alışma sürecindeler zaten. O yüzden bizim bunlar da burada. Arkadaşlar bu şekilde dişinin bol paçası var. Bu arada bu da bizim dişimiz, daha paçası büyük. Ama o şekilde yani, dişinin paçası var. Erkeğin de normal paçası yani. Çok büyük değil yani. Ama erkek güzel harbiden, süt beyaz. Dişi de güzel, aynı kuyruk. Şekeri aynı kuyruk. Gördüğünüz gibi şuraları portakal, siz videoda gözükmüyor olabilir ama o şekilde işte. Arkadaşlar ve açıklamayı da yapayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim erkek reis dövdü, hemen kaçtı beyaz. Arkadaşlar şu da çıkmış, şuradan bir takayım. Buradan çıkmaması gerek bunların. Arkadaşlar şuna, bu arada şu şeyler, bunlar çıkarsa bu yuvalık falan aşağı düşme ihtimali var. O sıkıntı arkadaşlar. Dişimiz de gitti, onu da rahatsız etmeyelim, giderse gitsin. Erkeğimiz de giderse gitsin. Bu yeni çiftimizi, işte pardon, eski çiftimizi biliyorsunuz zaten. Hatta erkeğini de ben koyayım. Şu şekilde. Onlar keyiflerine baksın. Hatta onların yuvalarının kapağını bile kapatalım. Rahatsız etmeyelim hiç. Yeni çiftimizi görüntüleyelim biz. Bu şekilde bunları da el sürmek istemiyorum. Bugün arkadaşlar saldım falan. Ondan sonra yemledim. Azıcık alıştılar. Ondan sonra arkadaşlar bu arada kaçağı verdim. Üstüne az bir miktar katarak bu çifti aldım. Takas gibi bir şey oldu yani, çok az. Yedikler çok iyi kâra geldi. Mezattan aldım. Arkadaşlar mezattan yani. Kuşlar da uçmaya elverişli ama dediğim gibi bizim sokak elverişli değil. Her yer bina kaynıyor ve yükselmeye adam akıllı yer yok. O yüzden kuşlar uçamıyor. Kuşlar niye damcı diye sorarsanız o şekilde yani. Buna falan koydum. Şu mermere koydum. Böyle etraflarını da gördüler. Bunu böyle bir hafta boyunca her gün yapacağım büyük ihtimal. Arkadaşlar. O şekilde işte zaten yuvaya giriyorlar. Verimli yani, yuvada verimliler. Şu şekilde bir dişimiz bulunmakta arkadaşlar. Ya kuşlar şimdi ülkü arkadaşlar. Kuşlara çok eli vurulmamış kuşlar arkadaşlar bunlar. Hani neden eli vurulmamış? Bunlar böyle büyük kümeslerde, terasta beslenmiş kuşlar. Mezat var arkadaşlar. Orada beslenmiş kuşlar, bu kuşlara çok eli vurmuyorlar. O yüzden bu kuşlar böyle arkadaşlar. Hani biraz ele gelmiyor kuşlar arkadaşlar. Tabii ki de o kadar yabani değiller. Mesela erkeğimiz bu şekilde.
Erkeğimiz falan güzel baya. Hani dediğim gibi bunlardan hani eş tutarsalar, yavru yaparsalar çok güzel verimli yavrular alacağımızı düşünüyorum hani. Yani verimli derken kaliteli yavrular alacağımızı düşünüyorum. Arkadaşlar neyse, kümeslerin kapağını açalım biz. Bu şekilde arkadaşlar açalım. Şöyle bir girsinler. Şöyle de bir geri döndürelim kuşları. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle. Böyle bir erkek yuvalığa oturdu şu an. Kötü gözüküyor ama arkadaşlar. Ya bunların yuvalıklarını da yeni aldım. Göstereyim hatta yuvalıklarını. Arkadaşlar bu şekilde. Az bir şey de çam şeysi koydum. Hatta bunlar herhalde şimdiden yuva düzmeye başlamış. Gördüğünüz gibi aşağısında böyle tüy falan koymuşlar şunların altına. Arkadaşlar inşallah bunlardan yavru alırız bu şekilde bu yuvalıkta. Suluk falan dışarıda artık. O şekilde arkadaşlar işte. Yuvalığı şimdiden koydum dediğim gibi. Lan çık şuradan, çık. Çık şuradan, çık. Çık şuradan. O şekilde işte arkadaşlar. Yeni kuşlar da böyle. İnşallah alışırlar hani, el vurmayacağım diyorum ama şerefsizler arkadaşlar. Bayağı bir ürküyor. Ele çok alışık kuşlar olmadığı için bayağı bir ürküyorlar yani. Bayağı dediğim arkadaşlar sinirden bayağı diyorum. Tabii ki de bayağı ürkmüyorlar ama mesela eski kuşlarımız arkadaşlar daha fazla ürküyor. Eski kuşlarımız. Ya abi ben batırdım bildiğin. Eski kuşlarımız dediğim arkadaşlar o kaçak vardı ya, o çok pis korkuyordu. Mesela bunlar onun 1000 katı az korkuyor yani, o derece. Arkadaşlar ama bunlar da tabii ki de kuşlar ele alışık olmadığı için arkadaşlar azıcık ürkme var. Şöyle kapağını da kapatacak olursak arkadaşlar. Şöyle kapatayım ben. Böyle arkadaşlar işte. Arkadaşlar. Bu şekilde beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.